Bu yüzüğü, bu yüzüğün sahibi var ya bu yüzüğün sahibi diye başladı. Hakikaten gündeme e, damgasını vuracak konu. E, Erdoğan'ın fotoğrafını göstermiştik. Arşiv unutmuyor biliyor musunuz? Erdoğan ve yakınlarına hakikaten Bahçeli'ye mesela e, hatırlatmak isterim. Bahçeli'nin Erdoğan konusunda söyledikleri unutulmuyor. Süleyman Soylu'nun Erdoğan için söyledikleri unutulmadığı. Numan Kurtulmuş'un söyledikleri unutulmadı, unutulmuyor. Keza Erdoğan'ın bu konuşması da, bu yüzüğü gösterdiği zamanki konuşması da unutulmuyor. Hareketimize verdikleri maddi ve manevi destekte de tarif edilir gibi değil. Çok ilginç. Daha bana 27 Mart seçim kampanyasıyla ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen günü bir zarf. Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım ki bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanfendi. Adres, adres yok. Sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. Sayın başkanım, 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa, bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen döner Refah Partisi'nin saflarına gelir. Bunların anlayamadığı nokta burası. Anlayamadığı nokta burası. Valla o, 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 holdingler şimdi karşınızda El Pençe Divan, Hani Kılıçdaroğlu Beşli Çete diye dava açtınız ya, onların hali ortada, yoksulların hali ortada, her şey ortada. Artık herkes her şeyi biliyor. O sarayın geldiği nokta bile her şeyi anlatıyor. Şimdi ben sevgili Ayşe Nur hep şeye takılıyorum, şu huzur hakkı konusuna huzur hakkı bu ıı, Türk Hava Yolları'nda evet, evet, gelen evet. Yani. yani ama huzur hakkı sadece Türk Hava Yolları'nda Her yerde, verilmiyor bir yerde tabii. veriliyor ve çok büyük rakamla ay bir 25 bin lira. Evet. Yani huzur hakkı Düşünün bir, şudur. bir şeyde değil mi bu toplantıda? Tabii ki. Tabii. Yani bu gönüllü ya da ıı, nasıl söyleyeyim? E, sektörel olarak yararlı olma adına yapılan işlerde yönetim kurullarında, vakıflarda, vakıf üyeliklerinde huzur hakkı diye bir şey söz konusudur. O da işte izzet, ikram gideri kendi cebinden çıkmasın, yol için gidip gelmeler kendi cebinden e, çıkmasın diye ve bunların yüksek rakam olmasına utanılır. <laughs> yani yönetim kurulları kendi aralarında bu yönde bir mutabakata varırlar. Bu neresi olursa olsun yönetim kurulu ve vakıf, yani bir asgari ücretlinin, ücretinin, maaşının üstünde bir ücret olursa, onun adına huzur hakkı değil, başkalarını huzursuzluğuna katkı sunan bir para olduğu düşünülmeli bana, bana göre. Bir de tabii bu bir... Bir günün e, Mustafa Bilirci'nin e, imzalı haberinde e, Türk Hava Yolları var. Dediğim gibi her pek çok yerde var bu. E, bazıları için de birden fazla var. Hı hı. Yani mesela ayda e, 200 bin lira, 300 bin lira bu tip yönetim kurulu üyeliklerinden, danışmanlıktan, huzur hakkından vesaire para alan var. Hı hı. Hı hı. Ve sonra cebinde 10 lirası olmadığı için mesela okula gidemeyen gençler var. Erdoğan'ın Tabii bunu görmüyor olması mümkün değil de yapacak bir şey yok herhalde yani bir çıkmaz sokağa girdi tıpkı konuya gelelim Putin gibi Putin geri adım atmıyor tam tersini dedi ki barış görüşmeleri çıkmaz sokakta yani Putin savaş dedi daha şiddetini arttıracak. Çok ağır e, ifadelerle e, Ukrayna'yı neredeyse yok etmek üzere yola çıktığını belirten bir ifadeyle olayı hakikaten barış umudundan fersah fersah uzaklara taşıdı. E, Biden'da Ukrayna'da sanki galiba gibi başında böyle bir e, kesinlikten uzak tutmaya çalıştığı ifadelerle bir soykırımdan e, söz etti. Ama e, gerçekten çok vahim şeyler yaşanıyor. Şimdi çocukları konuşacağız Ukrayna'daki. Daha önce sizlere e, payla aktardım bu ekranda e, mesela e, hastanedeki çocuklar, Düşünebiliyor musunuz? Kum torbaların arkasında. Bir görebiliriz. Ee, böyle bir e, hastane burası. Ve bunlar savaşta yaralanan e, çocukların bakıldığı, tedavi gördüğü bir hastane. Bir de Hülya Alp'e özel olarak gelen fotoğraflar var. Evet. Ee, Ukrayna'dan. Hı hı. Şimdi onları görürken bize... Ukrayna'daki çocukları bir anlatın lütfen. Şimdi bakın, bir defa önce şunu söylemek istiyorum. Siz Burada eğer, doğum hastaneleri, doğum hastane evi. Hastane değil bunlar. Doğum evi, neyse. Yani hastane haline dönüştürülmüş. Aslında bunların hepsi sığınak. Yani Aa, sığınaklar tabii bir tür hastane haline dönüştürülmüş. Ve görüyorsunuz belki resimlerden arkadaşlar dönerlerse aynı resimlere... Tekrar dönecekler. E, nem içinde, yani orada küçük çocuklar, bebekler, oh, hastalar, canım. ağır yaralılar barınmak durumunda ve tedavi edilmek durumunda. Bu insanların hepsi sivil. Bu insanlar sadece ülkelerinde yaşamak mücadelesi veriyorlar ve başka seçenekleri yok. O çocukların orada sağlıklı kalmaları, o kadınların orada sağlıklı kalmaları mümkün değil. İlacı ihtiyaçları var. Yani mesela pek çok gönüllü doktor duyuyorum, müracaat ediyor Ukrayna'ya gelip size yardımcı olalım diye. Hmm. Doktor açığımız yok ama ilaç ve malzeme açığımız çok diyorlar. Peki e, mesela bunun için diyelim ki bir kampanya açılabilse, e, ilaç temini sağlansa e, gidebilir mi? Büyük elçilikler ha. vasıtasıyla tabii ki gidebilir ve çok ihtiyaçları var. Çünkü bulamadıkları zaman acil şeyler kara borsadan gidiyor, ee, büyük çaplı yaralanmalar var. Yani harp cerrahisi dediğimiz alanın içine giren vakalar çoğunlukta. Bunlar için zaman zaman morfin bulunamıyor <laughs> ve bunların arasında çocuklar var. O çocuklar morfinsiz ameliyat olmak durumunda kalıyor. Yani bilindiği gibi değil. Burada o taraf bu taraf diye bu konuları görmezden gelmek çok yanlış şöyle bir yoruma da katılmama imkan yok. Biz bağımsızlık mücadelesi vermiş bir toplumuz, bir liderin e, yönlendirmesiyle, teşvikiyle, e, onun e, stratejileriyle e, bu insanlar ülkelerinde özgür ve bağımsız yaşamak istiyorlar. İstedikleri bu. İstedikleri yönde bir seçim yaptılar. Aa Hepimiz, ben de tanımıyordum Zelenski'nin kim olduğunu. O sadece bir e, şeydi, e, e, drama dizilerinde, komedi dizilerinde rol almış bir sanatçı. Hepimiz acaba hani siyasal deneyimi olmayan biri bunu ne kadar başarır derken bazen şartlar liderleri de doğuruyor. Şu anda e, özellikle siyasal iletişimi de çok güzel beceriyor ama onun dışında... E, halkına moral, motivasyon vermesi yönünden çok iyi iş yapıyor, e, çok iyi kararlar Dünya alıyor. Dünya kamuoyuna e, ulaştı. Ulaştı. Ve bu fethetti. Önemli. Evet, Ve fethetti. Bu, bu önemli. Ama işe yarıyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi e, izin verirsen sevgili Ayşenur, e, şunu okumak isterim. Ee, belki bağlantı kuracağınızı söylemiştik. Şu anda Nezim. bağlantı Buça kuramıyoruz buçadaki Azad Altun'la. Evet. E, orada çünkü çok zor iletişim. Eee evet. sabahleyin konuştuk ve kendisi e, hakikaten bu konuda yardımcı olacağını belirtti. E, ama oradaki koşullar dediğim gibi işte güvenlik e, bariyerleri, barikatlar vesaire neyse zor bel biliyoruz zaten. Henüz kuramadık. bu. E, Bağlantıyı evet. umarım program bitmeden kurabiliriz. İnşallah. Ee, Yevgen e, Sinan Nikov isminde bir e, seyahat programı sunucusu olan e, bir adamcağız bunu yazıyor. E, yayınlama hakkını aldık. Yani isterseniz görüntüsü de var. E, çocuklarıma hep derdim. Gözlerinizi açık tutun, etrafınıza bakın. Bakın şurası.